Özün, özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, sana darılana git barış, zulüm yapanı affet, kötülük yapana iyilik et. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Değerli dinleyenler, yaratmak Allah'a mahsustur. Mecaz olarak da insanlar için yaratıcı demek yanlıştır. Elektrik ampulünü Edison yarattı diyenler oluyor. Fonograf, megafon, elektrik ampulü gibi aletleri ilk defa bulan Edison, bunları yaratmamış, sadece yapılmasına sebep olmuştur. Bunları yaratan Allahü Teala'dır. Hadis-i şerifte Allah her sanatkarın ve sanatın yaratıcısıdır buyuruldu. Demek ki Edison'u da elektrik ampulünü de yaratan Allahü Teala'dır. Edison'un bunları yaratması şöyle dursun, mevcut maddeleri bir araya toplayıp yeni aletlerin yaratılmasına sebep olurken, elinin, ayağının, gözünün, diğer duygularının, çeşitli hücrelerinin, kalbinin, ciğer, böbrek ve diğer organlarının işlemesinden ve kullandığı maddelerin, aletlerin yapısından, içlerindeki atom, proton kuvvetlerinden haberi yoktu. Böyle birine yaratıcı denilir mi? Yaratıcı bunların en ufağını, en incesini, hepsini bilen, hepsini yapandır ki bu da ancak Allahü Teala'dır. Allahü Teala'dan başka yaratıcı yoktur. Her var olanı o yaratmıştır. Maddeleri hareket ettirir, yerlerini değiştirir. Bir zamandan başka zamana götürür. Bir halden başka hale döndürür. Akıllara hayret verecek şeyler yaratır. Bir damla nutfeden ve görülemeyen spermatozoitten bir olgun insan yaratır. Nuh aleyhisselam gibi bir peygamberden asi, kafir ve ahmak bir oğul yaratır. Ebu Cehil gibi taş yürekli örümcek kafalı bir kafirden Hazreti İkrime gibi bir mümin oğul yaratır. En küçük zerre olan mikroskopta bile görülemeyen atomun derinliğinde, çekirdeğinde dağları deviren nükleer kuvvetler yaratır. Pancarda şeker yaratır. Yaprakta fotosentez özümleme kuvveti yaratır. Arıda bal yaratır. Cansız yumurtada canlı hayvan yaratır. Çiçeklerde güzel kokular, esanslar yaratır. Kuru ağaçta yapraklar, çiçekler, meyveler yaratır. Su içinde hayvanlar, çiçekler, ağaçlar yaratır. Acı su içinde tatlı su yaratır. Kimya reaksiyonları ve nice fizik kimya özelliklerini yaratır. Toprağı bitki haline, bitkiyi hayvan haline döndürür. İnsanları, hayvanları çürütüp toprak maddelerine, su ve gazlara döndürür. Her şeyin tersini de yaptığı gibi bunun da ters, geri dönen halini yaratır. Bu kainat fabrikasında her şeyi hesaplı, düzenli yaratmaktadır. Gelişi güzel, yıkıcı, bozucu görünen değişmelerin hepsinin de çok hesaplı, çok ahenkli bağlılıklar, akıllara hayret veren bir düzen içinde yaratıldığı günden güne daha iyi anlaşılmaktadır. Allahü Teala'nın hiçbir işinde ortağı yoktur. Her varlığın yaratıcısı yalnız odur. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, yaratmak Allah'a mahsustur. Sizi de yaptığınız işleri de yaratan Allah'tır. Cenab-ı Hak tek yaratıcı kendisi olduğunu ve başka ortağının bulunmadığını bildirirken, insana yaratıcı denmez. İnsanlar mahluk olduğu gibi bütün işleri, hareketleri de Allahü Teala'nın mahlukudur. Çünkü ondan başka kimse bir şey yapamaz, yaratamaz. Kendi mahluk, yaratılmış olan başkasını nasıl yaratabilir? İnsanların ihtiyari işleri, isteyerek yaptıkları şeyler insanın kesbiyle Allah'ın yaratmasından meydana gelmektedir. İnsanın yaptığı işte kendi kesbi, ihtiyarı olmasa o iş titreme şeklini alır. Kalbin hareketi gibi olur. Halbuki ihtiyari hareketlerin böyle olmadığı açıktır her ikisini de Allahü Teala yarattığı halde ihtiyari hareketle titreme hareketi arasında görülen bu fark kesben ileri gelmektedir. Allahü Teala kullarına merhamet ederek onların işlerinin yaratılmasını, onların kaslarına, arzularına tabi kılmıştır. Kul isteyince kulun işini yaratmaktadır. Bunun içinde kul mesul olur. İşin sevabı ve cezası kula olur. Allahü Teala'nın kullarına verdiği kast ve ihtiyar işi yapıp yapmamakta eşittir. Kullarına emirlerini ve yasaklarını yerine getirecek kadar kudret ve ihtiyar vermiştir. Bir işin iyi veya kötü olduğunu da bildirmiştir. Kul her işinde yapıp yapmamakta serbest olup ikisinden birini seçecek, iş iyi veya kötü olacak, günah veya sevap kazanacaktır. Peki Kur'an-ı Kerim'de geçen Ahsenül Halik'in ne demektir? Sözlüğe bakılırsa yaratıcıların en güzeli demek olduğu birçok yaratıcı bulunduğu zannedilir. Piyasadaki Kur'an tercümeleri de bundan pek farklı sayılmaz. Onun için sözlükten Kur'an tercümesinden din öğrenilmez. Muteber tefsirlere, akaid ve fıkıh kitaplarına bakmak gerekir. İmamı bir gibi vasiyetnamesinde bir kimse rızk Allah'tandır fakat kulun da hareket etmesi gerekir dese kafir olur diyor. Bursalı İsmail Hakkı Hazretleri de Hüccetül Baliga'da Halik yalnız Allahü Teala'dır. İnsana yaratıcı demek ilhattır diyor. İlhat dinden çıkmak demektir. Allahü Teala'nın hiçbir işinde ortağı yoktur. Her varlığın yaratıcısı yalnız odur. Yaratmak yoktan var etmektir maddeyi, elemanı yokken var etmek ve var ettikten sonra başka bir varlığa çevirmek de yaratmaktır. Mesela insanı nutfeden, cinleri ateşten yarattığını bildiren ayet-i kerimeler böyle olduğunu bildirmektedir. Halık kelimesinin birkaç manası vardır. Esma-i Hüsna'dan olan Halık, yoktan yaratan anlamına gelir. Bu kelimenin şekil veren anlamı da vardır bu bakımdan insanlar için yaratıcı tabiri kullanılmaz. Beydavi tefsirinin Şehzade haşiyesinde buyruluyor ki, Ahsenül Halik'in, takdir edenlerin, tasvir edenlerin, şekil verenlerin, suret verenlerin, düzene koyanların, yeni tabirle dizayn edenlerin en güzeli, en iyisi demektir. Çünkü halk etmenin hakiki manası, ihtira, inşa ve ibdadır. Bu kelime yani Halik bu ayet-i kerimede takdir eden manasında kullanılmıştır. Çünkü ihtira manasındaki halk etmek Allahü Teala'dan başkası için düşünülmez ki Allah onların en güzeli densin. <Sessizlik> Halikul Halik'in yani Halikların Halik'ı şekil verenlerin şekil vereni anlamında kullanılsa da uygun olmaz. Çünkü Allah'ın isimleri tevkifidir. Yani dinin bildirdiği isimler söylenir. Herkes bir tabir uyduramaz. İnsanlar için yaratıcı tabiri kullanılmaz. Allah'tan başka yaratıcı yoktur. İnsanlara yarattı, yaratıcı demek asla caiz değildir. Allah'tan başkasına her ne maksatla olursa olsun yaratıcı demek küfürdür. Yaratıcı yalnız Allahü Teâlâ'dır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki Gökleri ve yeri yoktan yaratan odur. Her şeyi o yaratmıştır. Yaratma işinde mecaz olmaz. Yani mecaz olarak da söylemek caiz olmaz. İnsanları yoktan yaratan ve öldüren Allahü Teâlâ'dır. Bir kimse birisini öldürse mecaz olarak bunu ben öldürdüm demesi caizdir. Fakat evlenen bir kimsenin bir çocuğu olsa çocuk olmasına sebep olduğu için mecaz olarak bunu ben yarattım demesi caiz olmaz. Yaratma işinde mecaz da caiz olmuyor. O yüzden yaratma kelimesini günlük hayatta kullanmamak lazımdır. Sadece Allahü Teala için kullanılır. Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyorlar ki Bir haber duyduğunuz zaman onu nakletmek için değil ona uymak için iyi anlayıp düşünün. Çünkü ilmi rivayet edenler çoktur fakat riayet edenler pek azdır. şiirlerle menkıbeler. Mevlana Seyyid Hasan rahmetullahi aleyh iftitah tekbiri. Bu zat der ki bir kişi sahabe-i kiramdan iftitah tekbirine geç kalmıştı bir zaman. Kefareti olarak bir köle etti azat. Ah Resulün huzuruna geldi hem de o saat. Dedi yetişemedim iftitah tekbirine bir köle azad ettim. Kavuştum mu ecrine? Hazreti Ebu Bekir e sordu Resulü o anda. Sen ne dersin iftitah tekbirinin hakkında? Dedi, Ya Resulallah, benim olsa kırk devem, kırkının da yükleri sırf cevahir olsa hem, fakirlere tasadduk eylesem de hepsini, kazanamam iftitah tekbirinin ecrini.'' Daha sonra Hazreti Ömer'e de o server sordu ki: "Sen ne dersin bu hususta ya Ömer?" Dedi ki: "Mekke ile Medine arasında dolu cevahir yüklü develerim olsa da fakirlere tasadduk eylesem tamamını yine de bu tekbirin alamam sevabını." Resulullah Hazreti Osman'a sordu hatta. Buyurdu ki: ya Osman, sen ne dersin bu bapta? Dedi ki, kılsam namaz, bir gece iki rekat, her birinde Kur'an'ı hatmetsem tam olarak, yine de imam ile beraber alınan iftitah tekbirinin sevabını alamam. Resulullah bakarak hem Hazret Ali'ye sordular, bu hususta senin fikrin ne diye. Dedi ki, Mağrib ile meşrikin arası hep kafir ve mürtetlerle dolu olsa le lebalep, bunlar Müslümanların saldırsa üzerine, Rabbim de kuvvet verse bu kulun bileğine, bunlarla cihad edip katletsem cümlesini, kazanamam iftitah tekbirinin ecrini. Bu cevap üzerine Peygamber Efendimiz buyurdu, Ey ümmet-i eshabım, dinleyiniz.'' Yedi kat yer ve gökler, cümle kağıt olsa hep ve bil cümle deryalar olsalar hem mürekkep, cümle ağaçlar kalem, katip olsa melekler, ta kıyamete kadar durmadan kaydetseler yine de imam ile beraber çalınan bu tekbirin ecrini acizlerdir yazmaktan. Eğer ki meleklerin sayısı ne kadardır diye soran olursa deriz ki hesapsızdır. Resulullah Miraç'ta gördü ki hep melekler bir bir beyt Mamur'u ziyaret etmekteler. Cebrail arz etti ki hal olunduğum günden ta kıyamete kadar işte bu meleklerden tavaf edip bir giden bir daha etmez avdet.'' Çünkü o gidenlere bir daha gelmez nöbet. Lokman Hakim Hazretleri buyuruyorlar ki çalışmayıp herkese muhtaç kalanların dini ve aklı noksandır. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.